Bu bölgenin insanları çok önemli bir stratejik bir bölgedir. Çünkü komutanımızın doktora tezi de enerji güvenliği meseleleridir. Bu taraflar da biliyorsunuz ki ne yollar buradan geçiyor. Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum ve Güney Gaz Koridoru ki sonra gelip Tanap'a birleşiyor ve gelip bu önemli olaydan sonra ayın 22'sinde İlham Aliyev Moskova'ya gidiyor. Yani olacak. Moskova'da Putin'le görüşecektir. Ve pazartesi günü işte. Pazartesi evet. Aha. 2 gün sonra Moskova'ya gidiyor ki akabinde de Cumhurbaşkanı'nın Almanya seferi var. Olaf Scholz'la görüşecek. Şimdi Almanya'nın da biraz Fransa'dan daha biraz stabil bir Kafkasya siyaseti var. Çünkü Fransa çok yanlı bir siyaset izliyor. Çok. Dolayısıyla biz artık eskisi gibi bu bölge yine de yeni gelişmelere gebedir. Ama eskisi gibi artık tehlike ortadan kalkmıştır ve bu koridorlar nihayetinde bu bölgeye özellikle de Ermenistan'a. Çünkü Ermenistan bütün Avrasya bölgesinin en zor durumda, en fakir ülkesidir ve onlar da Türkiye'nin Türkiye'ye karşı olan tutumlarını zaten Erivan sokaklarından bir gazeteci arkadaşım anlatmıştı. İngiltereli bir gazeteci arkadaşım. Yani dükkanlarda sadece Türk malları var. Yani Gürcistan üzerinden zaten ayakta kalmalarının tek şeyi budur. Ve burada yine de söylüyorum, bugün burada hep dış politika üzerine konuştuk ve son 10-15 sene içindeki AK Parti hükümetinin demeyeceğim. Çünkü burada esas güç bizzat Cumhurbaşkanı'nın üzerindeydi. Onun gördüğü vizyonla, onun İlham Aliyev'le, Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber yürüttükleri bu bölgesel güç ve bölgesel birlik projesini bu kadar mükemmel bir şekilde ortaya koydular. Ve Azerbaycan çok rahattır çünkü Karabağ'dan sonra bu eksik kalan bölümleri de bitirmek üzere. Bu bir de en önemlisi ne açıdan, hangi açıdan daha önemlidir? Tarihidir. Çünkü her ne kadar savaş kazanılsa da artık bugüne kadar daha nihai barış anlaşması yoktu. Evet. Şimdi bunlar tanındıktan sonra barış anlaşması imzalanacaktı ve Paşinyan dün açık bir şekilde dedi ki bize barış anlaşması Azerbaycan'dan daha önemlidir. Çünkü artık kendileri de anlıyorlar ki bir Ermenistan devletçiliğinin ufak bir kıvılcımda üçüncü bir askeri harekatta Ermenistan devleti tamamen çökecektir kendi kendiliğine.